Merhabalar bayanlar, baylar. Bu programda konumuz statüko patolojisi ve egosal dinamiklerin durağanlığı. Statüko kavram olarak bakıldığında aslında yaşamımız içerisinde bir takım pratik hayat realitelerine meydan okuyuşun değişimi reddedişin veya bütün canlılardaki hareketliliğe meydan okuyuşun bir ifadesi gibi görünmektedir. Mesela bazı örneklerle konuyu biraz somutlaştırmak gerekiyor. Sağlık alanında kan dolaşımının damarlarda durgunlaşması hiçbir zaman olumlu bir süreci getirmeyecektir. Bir takım pıhtılaşma dinamikleri, trombüs ve embolilerin şekillenmesinin altyapısı oluşacaktır. Ödemleşmelerin altyapısı oluşacaktır ve buna bağlı bir takım süreçler. Gezegenlerin çok süratli döndüğünü biliyoruz. Bunların bu süratinin azalması veya çoğalması neye mal olabileceğini hiç insanlar düşündü mü acaba? Veya bunları durduğunu bir an düşünelim. İçeriye, merkeze doğru mu düşecek? Dışarıya mı fırlayacak acaba? Sürekli akan sular vardır. Kara parçalarından belli yerlere doğru hep bir şeyler akmaktadır daima. Balıklar, kuşlar göç etmektedir. Programlanmış robotlar gibi. Herkes bir şeyler yapıyor. Hareket, hareket, hareket. Aslında hareketsizliğin, durağanlığın, insanın ben insan değilim, robotum demenin adı statükodur. Çünkü bütün kavramlar, elektronlar, atomlar, hücrenin zarında bile gezegenler gibi yörüngesel dönüş olduğunu işitildi mi acaba? Aynen yukarıdaki gezegenlerin yaptığı gibi yörüngelerde dönüyor hücre zarı. Yani bütün her şey dönüyor, hareketlidir. Biz çıkıyoruz diyoruz ki ben insan değilim, programlanmış bir robotum. Ve değişmemeyi, yenilenmemeyi, ileriye hiçbir hayatsal pozisyonlarımı, dinamiklerimi, sahip olduklarımı taşımamayı düstur edindim. Bunun pratik hayat realiteleriyle çatışan bir benimseyiş. Eğer benimseme bir ret ve kabul diye kabul edilecekse, olabilir mi böyle bir şey? Bunun karşısında hayat icabınıza bakacaktır. Durgun sulara hayat icabına bakar her zaman. Hareketsizliği savunanlara hayat parçalar, yıkar, dağıtır, kendi hareketlendirir zaten. Yıkar, döker, yeniler, gene hareketi sağlar. Yani yapraklara bakıyorsunuz ağaçlara sürekli aynı yaprakları mı koruyor? Hayır,
Çünkü vücudunun çalışmasında artık maddeler ve diğer şeyler de birikmektedir. Yaprakları atarak, değişik şeyler atarak bu zararlılardan da kurtuluyor. Yenileniyor. Yeni yapraklar çıkarıyor. Yani baktığımızda her şey statükoya karşı. Peki mahlukatın en şereflisi diye kabul edilen insan nasıl oluyor da bu hayatın, gezegenlerin, evrenlerin, atomların gerçekliğine meydan okurcasına araçları amaçlaştırarak nasıl oluyor da değişimi reddediyor? Ben basma kalıp bir varlığım, robotum, programatik bir varlığım. İnsan olma yönünde bir iddiam da yok mu diyor acaba? İnsan değil sen nesin? Onu çık da bize söyle diye soruyoruz. Statüko değerselliği yok eden bir mekanizmadır. Statüko verimliliği yok eden bir yapıdır. Statüko dediğimiz kavram hayatın bütün kavramlarında geçerlidir. Tıbbi kavramlar, sosyal bilimler, ekonomik süreçler her türlü kavramı için geçen bir genel kavramdır. Hayatta varım ve varlığımı hareketlilikle, hani bazı ünlü düşünürler, düşünüyorum o halde varım. Düşünme bir action mıdır, fiiliyat mıdır, yoksa durağanlık mıdır? Durağan kavramlar sanılmasın ki zıtların dengesini kastediyoruz. Zıtların dengesinde çok ciddi performanslar vardır. Zıtların barışık olarak en yüksek verim dinamiklerinin buluştuğu ara bölgedir orta yol denge dediğimiz kavram. Halbuki ekstrem uçlara baktığımız zaman sadece materyalistik yaşamlar, sadece ruhi yaşamlar, bunlar birçok dinamiklerin statüko kavramlarının esas amaçlaştırıldığı ve insanın kendinin araç pozisyonuna sevk edildiği yapılardır diyebiliriz. Statüko yaratanın kendi mentalitelerine 180 derece ters bir kavramdır. Yaratanın sonsuz ilahi kudreti dolayısıyla yarattığı bütün kavramlarda, evrenlerden teatom altına kadar sürekli rekombine ediliyor. Rekombinasyonla sürekli yenilenme diye bir sistem bulunmaktadır. İnsanlar bu İlahi mentaliteye meydan okuyor olmaları kendi kendilerini aşındırmaktan, kendi kendilerini yok etmekten başka hiçbir iddiayla, olumlulukla insanlığın karşısına çıkamazlar. İnsan, insanoğlu, dünyadaki bütün insanlar ve halklar kendilerine statükoyu bertaraf edecek şekilde önce bütün statükol kavramların çekirdeği olan egonun kendini bundan kurtarmaları gerekiyor. Bundan insanı kurtaramadığımızda hayatın her alanında İsimcikler vererek, başlıklar koyarak bu kelimeleri hep deşmiş olacağız. Gelişimin önündeki en büyük sorun
Geleceklerin önündeki en büyük sorun, insanların kendi kendiyle yüzleşecek cesareti olmadığı yönündeki en önemli sorun, başarısızlıklardaki en büyük sorun, huzursuzluklardaki en büyük sorun, barışık ilişkilerdeki en büyük sorun, statüko dediğimiz kavramdı. Bunu insanlar çok iyi idrak etmelidirler. Ekonomide de, sosyal hayatta da, insan ilişkilerinde de, tıbbi alanda da, medikal bilimlerin bütün süreçlerinde, bütün bilim dallarında, hepsi için geçerli bir kavramdır bu. Bunun hiçbir zaman hayat bulmasına yaşamımızda izin vermemeliyiz. Bu gibi durağan kavramlar, yani yanlış anlaşılmasın, burada gelenekselliğe, bize kimliğimizi veren bir takım kültürel kendi varlıksallığımızı ifade eden kavramları yok edelim demiyoruz. Onlar sizsiniz. Onlara savaş açtığınız zaman sizin kendi varlıksallığınız tartışmaya açılır. Gelenekselliğe sahip çıkacağız. Modernliği sürekli gelişim ve yenilenmeye tabi tutacağız. Kavramların herkesin neye ihtiyacı varsa o yaklaşımı çizeceğiz. Realite bunun üzerine kurulmuştur. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sevgiler, saygılar. Allah'a ısmarladık.